Değerli izleyenler, Türkiye Putin'in Karabağ'da yaptığı hamleye karşı sessiz kalamazdı. Zaten uzun zamandır Kırım ilhakını tanımıyor. Karadeniz'in bir barış denizi olması vesilesiyle her yönden Kırım'ın işgalini kınıyordu. Türkiye Kırım'daki bu duruma karşılık ayrıyeten Rusya'yı Karadeniz'de dizginlemek adına Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri geliştirmesi Ukrayna için de çok önemliydi. Çünkü Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin ordusundan faydalanacak bir durumu yok, kendisini savunacak güçlü bir Avrupa ordusunun olmadığını görmekte. Yani kendi kuyruğunu kendin mi keseceksin diye bir deyim vardır. Tırnağın varsa başın kaşı misali, Putin'in hamlelerine ve göz göre göre Kırım'ı almasına, ses çıkaramamasına Ukrayna kendisini yediremedi. Ukrayna'nın Sovyetlerden kalan motor teknolojisi, füze teknolojisi ve atom teknolojisi var. Türkiye teknoloji transferine önem veren bir ülke. Özellikle Ukrayna ve Türkiye bir Lego gibi düşünebiliriz. İki unsurun birbirini yenileştirecekleri alanda birleştirmeleri. Türkiye Ukrayna'ya korvet verecek. Çok kısa zamanda teslimi istenen bu korvetlerin yanı sıra Türkiye ile ortak kargo uçakları üretimi için de artık anlaşmalar tamamlandı. Ayrıca SİHA'larımızın performansından, yaptıkları test atışları ve test uçuşlarından memnun olan Ukrayna bu işi ileri götürerek 48 adet SİHA alımı için başvuruda bulundu. Tek bununla da kalmadı. Üretimin Ukrayna'da da olması gerektiği yönünde ısrarlı taleplerini belirttiler. Türkiye Kırım cephesi dedik. Hay maşallah. Bu askerler kim acaba? İşte bu askerler Kırım Tatarı Türkleri. Bu kardeşlerimizi, evet, Türkiye vatanlarını, kendi bulundukları bölgeleri, Rusların işgalini tanımıyor. Türkiye'den yoğun kamuflaj, askeri teçhizat ve benzeri malzemeler bu kahramanlara gidiyor. Bunların amacı Ruslardan Kırım'ı bir an önce almak. Şu anda Ukrayna ordusunda savaşacaklar. Ama şu husus var ki, evet, bölgedeki gelişmeleri çok geniş bir perspektiften, insanlık ve demokrasi ülküsünden, hak ve adalet ülküsünden okuyan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın da Türkiye'nin bu gücü, hakkaniyeti ve tek güveneceği dostun Türkiye olması vesilesiyle Türkiye'ye mutlaka üs kurması gerektiği yönünde ısrarla talepler ilettiği de gelen bilgiler arasında. Malumunuz Kırım'ın çevresini Ruslar kendi kuvvetleriyle donatıyorlar. Kırım'ı oksijensiz bıraktılar. Kırım'da sabahları insanların evlerine baskınlar yapılıyor. Bize basında yansıyan haberlerin yanı sıra daha nice keyfi tutuklamalar, hapishanedeki işkenceler ve mahkemesiz tutuklamalar, sınırsız uzun süreli gözaltılar Kırım'daki insanlık dramının ne kadar kötü bir yere vardığını gösteriyor. İşte Türkiye'nin denizlerde özellikle uzun bir deniz sınırı olan Ukrayna'nın kıyılarını korumada bir deniz korvetleri, bunun yanı sıra SİHA'larla bu alanı kontrol etmek isteyen Ukrayna'nın hava araçlarıyla da SİHA kullanma özlemi de yeni ARGE çalışmaları için bir mihenk taşı oldu. Kırım Türkleri bizim olmazsa olmazımız. Bu kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların haklarını koruyacağız. Özellikle Zelenski'nin ziyarette dile getirdiği Rusya'daki hapishanelerde şu anda Kırım'dan götürülüp işkence tabi tutulan ve zulme uğrayan Kırım Tatarları için de Erdoğan'ın devreye girmesini istedi. Şimdi gel gelelim konumuza. Konumuz şu. Artık Türkiye, Ukrayna'nın hava gücü yönünden, nokta operasyonları yönünden, Rusların hava savunma sistemlerini etkisiz kılma yönünden, mükemmel bir şekilde ürettiği Bayraktar SİHA'larla beraber 6 tane SİHA'yı Rusların Ukrayna'dan koparıp bir özel bölge gibi kullandığı Donetsk'e yakın bölgeye sevk etti. Ve bir kısım tank kuvvetini de oraya sevk etti. Şimdi böyle ne olacak? Rusya hem kendi gelmediği gibi Çeçen savaşçılar ve dışarıdan gelen savaşçılarla Ukrayna'yı yıpratmaya çalışıyor. Ama Ukrayna 48 adet talep etti ama 6 tane SİHA ve onlarca tankla beraber Donetsk'e doğru yola çıktı. Şimdi Ukrayna bir deneme yapacak.
SİHA'larımızın Rusların teknoloji olarak çok geride olan silahlarını etkisiz kılması, Ukrayna'nın da karadan güçlü bir hücumu ile bu bölgeleri Ukrayna geri almak isteyecek. Yani Putin Karabağ'da aniden Türkiye'nin yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ'ı alması ve bu güçlü zafere gölge düşürme çabalarına karşılık Türkiye'de buradan okkalı bir yanıt verecek. Şimdi biz Ukrayna ile neler yapacağız? Ukrayna devleti ile biz teknoloji transferi yapacağız. Ruslardan kalan füze teknolojisi sahibi olan ve motor alanında önemli bir ilerlemeye sahip, uçak üretebilecek teknolojiye sahip olan Ukrayna'nın bu yönden desteğini biz alacağız. Bu teknolojiyi yine yapacağımız TFX projeleri Hisarlar'da ve özellikle güdümlü füzelerimizde, sonlarımızın motorlarında dahi kullanacağız. Ayrıca yeni üretilecek olan kargo gemilerinde de bu teknolojiye bizim de daha önce TUSAŞ ve TAY yönünden edindiğimiz tecrübeleri de Ukrayna ile paylaşacağız. İnsansız hava aracı ve deniz aracı yapımında da ileri bir seviyeye geldik. Bu yönde Ukrayna'ya destek olacağız. Askeri anlamda işbirliğimizi birleştirmemiz ve güçlerimizi sentezlememiz dolayısıyla ortaya güçlü bir ordu çıkmış olacak. İşte bu teknoloji kıvamı, Türkiye'nin hava savunma sisteminin daha da ilerletilmesi ve şu anda Ukrayna'daki A-125 gibi birçok hava savunma sisteminin Türkiye'ye kazandırılmasının da Türkiye'nin kısa vadedeki ihtiyaçlarını giderecek en önemli etkenlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Karabağ Savaşı'nda Ukrayna'dan alınan A-125 hava savunma sistemlerinin birçok bölgede atılan füzelerin düşürülmesinde çok önemli rol oynadığı da açıkça bir gerçektir. Ukrayna şu anda Türkiye'nin müttefikidir. Yayının başında belirttiğim gibi Ukrayna devleti şunu söylemektedir. Avrupa'nın hali hazırda bir Rusya'yı durduracak çevik kuvveti ve ordusu yok. Bunu durduracak yanında kapı komşum var ve onun da elinde önemli stratejik silahlar var. Suriye'de ve Libya'da hasmı Rusya'yı biz perişan ettik. Ne olursa olsun iş yükleyerek kalırsa zaten Türkiye'de buna karşılık atacağı adımlar var. Yani Rusya'nın ne olursa olsun Türkiye'yi kuşatma çabalarına karşılık Türkiye'de hem Kafkasya'dan hem de Kırım'dan atağa geçti. Biz neredeysek orada Rusya olursa, Rusya neredeyse biz de orada olmaya başlarız. Karabağ'daki parolamız şu. Sayın Çavuşoğlu'nun tarihi sözü hala kulaklarımda. Sayın Çavuşoğlu şunu söyledi. Karabağ'da Rus askeri neredeyse karşısında Türk askeri olacak. Bu şu anlama geliyor. Karabağ'ı size yedirtmeyiz. Evet değerli izleyenler, Ukrayna cephesi şimdiden hayırlı olsun. Bazı şeylerin adlarını bazen panolarla anlatamayız. Ama yaptığımız işler ve yapılan işlevlerin fiiliyata dönüşmesiyle koymuş gibi oluruz. Yani Kırım cephesinin Türkiye'nin kuzey güvenliği ve Rus istilasına karşı çok önemli bir şemsiye hattı olacağı şimdiden bellidir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir dahaki konuya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.